15 Temmuz FETÖ darbesi vatandaşlarımızın ezici çoğunluğu açısından hiçbir şekilde beklenmeyen bir olaydır. Darbenin icra edilme şekli ise Türk milletinin kendisi ve ülkesi adına utanç duymasına yol açmakla kalmayıp başta TSK olmak üzere bütün kurumlarına duyduğu güveni sarsacak bir mahiyet taşıyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan daha 16 Temmuz sabahı 15 Temmuz'u Allah'ın büyük lütfu diye nitelendiğinde şaşkınlık yaşandı. Nasıl oluyor da hiçbir darbede olmadığı şekilde 249 şehide mal olan bu kalkışma ve işgal girişimi Allah'ın lütfu oluyordu. Zaman bize AKP'li söz konusu ibarenin aslında çok farklı bir anlamda kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Meğer Allah'ın büyük lütfu ile kasıt 15 Temmuz'un tek adam devletine ulaşılmasını hızlandıracak bir katalizör olarak görülmesindenmiş. Bu nedenle 15 Temmuz'un nasıl bir lütuf olduğunu anlaşılması istenen bir şey değildi ve tam anlamıyla aydınlatılması Cumhurbaşkanı tarafından uygun bulunacak bir politika olamazdı. Daha açık bir deyişle 15 Temmuz FETÖ darbesinin bir büyük lütuf olabilmesi yani yarı karanlıkta bırakılmasına bağlıydı. Bunun en büyük kanıtı Sayın Genelkurmay Başkanı ve Sayın MİT Müsteşarı'nın komisyona gelmelerinin siyasi irade tarafından engellenmesi, Necdet Özel gibi kozmik odayla ilgili hakkındaki iddialar nedeniyle hala bazı yetkililerin hala yargı karşısına çıkmamış olması, defalarca talep ettiğimiz siyasi ve üst düzey bürokratlara ait Baylok, Eagle, HTS ve uçuş raporlarının gizlenmesidir. Çünkü komisyon engellenmeyip görevini yapabilmiş olsaydı 16 Nisan tam kanunsuzluk referandumuna cesaret dahi edilemezdi. Söz konusu amaca ulaşmak için AKP iki boyutlu bir strateji uyguladı. Birinci boyutu komisyonun faaliyetlerinin çoğunluğunu oluşturan AKP'li üyeler tarafından şekillendirilmesi ve yönlendirilmesiydi. İkinci boyutu ise komisyon raporunun 15 Temmuz'u kullanarak varılması hedeflenen amaçla tutarlı bir tarih yazımının aracı haline getirilmesiydi. Nitekim Sayın Petek, FETÖ'nün devletin temel kurumlarını ele geçirmesinde AKP'nin sorumluluğunun en az olduğunu söyleyebilmiş, AKP döneminde sızmaya çalıştıkları devlet kanallarının kapanıp etkinliğinin azaldığını, AK Parti'nin bu vesayete geçit vermeyeceğini gördüğünü ileri sürebilmiştir. AKP raporuna göre örgüt işte bu nedenle gerçek yüzünü göstermiş, hırçınlaşmış, yetmemiş ne olduğunu yetmemiş bir kanlı darbe girişiminde bulunmuştur. Tabii ki gerçek bu değildir sayın basın mensupları. Nitekim komisyona konuşan başta eski Genelkurmay başkanları ve MİT müsteşarı olmak üzere birçok misafir FETÖ'nün devlet kurumlarını AKP iktidarı döneminde nasıl işgal ettiklerini açıkça ortaya koymuşlardır. Şimdi soruyorum. Sayın Özkök'ün bu beyanlarında belirttiği nüfuz edilemeyen kaynak nedir? Neden AKP hükümeti FETÖ hakkındaki MGK kararını uygulamadı?